5'i unuttu, 4'ü unuttu. Yağmur işçiler bir aldı. Ay yaşasın yaşasın. Daha evet, çok evet. Alacak o yağmur işçiler biri. Evet evet. Nerim bu senin hiçbirin değil. Haksızlık, adaletsizlik yağmur komiksin. Müsaade ediyor musun Ayten? Konuşabilir miyim? Konuş. İyi ki bak varsın. Güzelim anlatayım sana. Sen anlat. Açık konuşuyorum. Aysu'nun yemeği çok lezzetliydi. Aa, ben severim evet. Ya. Aa, bana çok lezzetli seni. Geldi. Çok da güzel. Siz var ya yapmış. Altınları falan paylaşırsınız. Bak sabah ben bir, dün bir verdim. Bugün evet. 5 verdim. Aynen öyle. Dünkünü beğenmedim. Yüzüne karşı söyledim. Bir. Ondan sonra baştaki bir Ayten'in tabağı geldi. Ona 4 verdim. Oradaki bir ikinci tabak öyle bir hamurdu ki hiç pişmemiş, kapkalındı. Şimdi bak, Neriman teyzem, aşkım sen benim. Sen benim sözümü niye kestin yavrusu? Kesmiyorum, benim tabağıma hamur diyorsun ya. Herkesten önce fırınımı ısıtıp attığım için böreğimi ve milföyde kabaran bir hamur olduğu için kabardı aşkım, biliyor musun? Aşkım önemli bak, diye senin gelinin, atman senin sonra gelinin, da bak, kalın yaptın hamuru. Senin gelinin süre biterken attı. İncecik açtım. Milföy'de kabardığı için kabardı. İnce olması açtım, gereken ince. Kabarttı. Orada en kalın seninki ama. Asla değildi bak, biliyor musun? Bak git tabağına bak. Allah asla değildi. Değildi. Böyle Milföy, tabağı böyleydi, kökü böyleydi. Neriman teyzeciğim, Milföy zaten kabarması gerekiyor. O yüzden kabardı. Yani sen beni buldun, doğru tabağa 3 verdin. Bak, teşekkür ederim. Aslında tabağa 1 verecektim de. Bir verecektim beni de buldun. Ben var ya sırf bu kız üzülmesin ha, diye gelinine gelir ona diye 3 verdim açık konuşayım. İkisinden birisinin Ayten'in olduğunu hissettim ama ona da aradan çünkü verdim. Çünkü hisleriyle ama çok iyi bir şey yok. 3 çok büyük bir puandı senin. Hayır öyle mi? Evet. Bir saniye çok büyük bir puandı. Hislerinden bir saniye şey senin gelinin buraya. Hamur tabağıyla şansa bala aldı o puanları. Aynen. Çünkü ne biliyor musun? Süre biterken attı fırına. Evet. Süre bitiyor. Süre. Gidip bakabilir misin? Geleyim mi? Aa, görmek istiyor görmeye musun? Görmeye gerek yok. Burada ilk baş ben attım. Sonra yani aynı anda attık. Öyle değil mi? Senin gelinin süre biterken attı. Aşkım benim. O yüzden ben ilk attığım için hamurum kabardı. Anladın mı? Benim kayınvalidem. Öyle kabarmış ki suyu çekilmiş. Bir dakika. Benim kayınvalidem. O yemekleri. Yapamadıkları yemekleri. Yani ikisi bir insan. Yağnur. İkisi bir yarışmacı. Bir dakika. Yağnur ben konuşuyorum. Saygılı ol biraz. Birincisi, o benim kayınvalidem o hamurlar yapılırken, fırına atılırken, o bu bunları görmedi, perde kapandı. Evet, kapandı. Oraya gelirken de tabakların kimin olduğunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor hayatım ha, onları. Kadın ne dedi? Kalın olmuş, çiğ dedi bu. Canım, ödülleri pişmiş zaten dedi. Milföy kabaracağı için Seyda, şöyle puf olmalı. Kayınvalidem kaç puan verdi sana? 3 verdi. Ama demek bulamadı. Ki bak, ben ha? Hamuruna vermedim. Ben üstüne baktım. Üstündeki lezzete üstünde baktım. Üstünde hiçbir şey yoktu. Neyi yoktu? Sen üstünü kızartmış onunla onun diye verdim. Var, senin kafan nedense hep tersine çalışıyor Neriman bak. Abla. Melfi hamuru dediğin kalın kabarır. Bana gelin bir kabarık geldiğinde ona verin. İşte ne güzel bak. Kabarık ne işte. Musun? Kabarmaz, keşke kabarmaz, yani. Kabarmaz. Keşke onu sana yedirebilme üstte gibi bir olursa durum kabarır. Atla kabarmaz. Bence kabarır. Melfi hamuru aslında nazik bir hamurdur, kabarır. Ama üstündeki koyduğunuz o ıspanakta oydu buydu çok sıvı bir şekilde koyduğun için alttaki milyon peki, hamur olmuş. Hamur ne? Olduğu için de kabarmamış. Kendisi de biliyor gelininin asla yapamayacağını. Aynen. Oradayken de zaten diyor. Ayten bunu yapmış olabilir evet, mi? Öyle diyor. Olamaz. Aynen. Ya yapmış senin ya yapamamış. Senin yapmadı mı? Kaç kere oradan oraya gitti Ayten, oradan oraya geldi. Yapamıyorsun. Ha, şans tabii ismi hayatım şanslı. O yüzden mi sen aldın iki tane üçü? Şansa bala bir alamayınca şansa bala oluyor. Öyle, ya evet. Sen de bunu söyledin bize kabul ya, ettin. Kendin söyledin bunu. Ve şimdi de tadım ve puanlamaya kayınvalide Nurten geliyor. Hoş geldin hoş hayatım. Bulduk. Başlayabilirsin. Peki. Güzel değil. Hiç tadı, tuzu, lezzeti yok. Yok Seda Hanım. Saplarıyla, maplarıyla doğramış muhtemelen. Olmamış. Bir tık da çiğ kalmış, evet. Peki. Sebzesi falan. Tadı yok, şey, tuzu yok, olmamış. Sapıyla yok. Falan doğranmış. Aynen öyle. Dedi. Kayınvalide Nurten birinci tabağı beğenmedi. Sırada ikinci tabak var. Bu da olmamış. Bu da çiğ bakın. Milföyleri pişmemiş deden.
olmamış. Sebzesi de çiğ, milföyleri de çiğ. Bakın hamur. Seyirci de görsün. Artık kim yaptıysa bilemiyorum. Üçteyiz. Bunun da biraz milföyleri tam pişmemiş ama biraz daha lezzetli. En azından. Biraz daha lezzetli. Evet. Lezzete göre puan veriyoruz. Yani biraz daha lezzetli, evet. Peki. Dörtteyiz. Bu da fena değil. Bunun da lezzeti yerinde. Sebzeleri de güzel. Lezzetli. O zaman puanlamaya hazırsın. Evet, ya. Evet. Bunda pişmede problem var. Ama muhtemelen hep söyle, pişmede bir problem yaşadılar. O yüzden ben lezzete bakacağım. Bu sebzeleri zaten belli oluyor. Sebzeler lezzetini veriyor. Evet. İster istemez milföye. Ver puanlarını hayatım. Bu bir. Birinci tabak bir puan. Bir. Bir. Bu da mı bir? Evet. Ama. Ama. Sonra? Evet. İki tabak arasında kaldım. Hani onlardan daha iyi olmuştu. Sebzelerinde lezzet vardı. Sebzeleri güzel harmanlanmış, pişmişti. Beş, dört yapmak istiyorum. 5 ve 4. Gel hayatım. İki gelinimiz birer puan aldı. Acaba ilk bir puanı hangi gelinim aldı? İlk bir puan kaldıralım. Yağmur. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Üçüncü tabak sevdiğimiz 4 puan aldı. Bakalım kayınvalide Nurten 4 puanı hangi gelinimize layık gördü? Dört puan kaldıralım. Ayte. Oh be, süper. Allah çok güzel. Of. Şimdi 5 puanı kayınvalidenin yine Nurten'in başına geldi. Bu hiç sevmediği şey 5 ile 1 arasında kalmak. Acaba 5 puan gelini Aysun'a mı yoksa Seda'ya mı verdi? Budur. Ayol tabağa getir şekerim. Pardon. İlk konuşmak istiyorum. Seda izin verir misin? İzin vermiyorum. Çok neden? Neden izin vermiyorsun? Ben süpersin. Harikasın. Süpersin. İki tabak arasında kaldım. Risk yapmadım. Bu ikide beşim bir de dört aldım. Süpersin. Şiir tabağı ya. Geldi iki tabak. Yağmur da üçüncü birini alıyor. Hemen söylemek istiyorum. Üçüncü bir değil, 15. bir alsan da bu sene hiç alakada etmez. Ama bilerek koymuyorsun. Sen kuş atan sana bize burada şefimiz ne dedi biliyor musun Aysun'cum? Ben sana hemen söyleyeyim. Saplarından ucundan alın. Aynen öyle. Bakın burada dedi buharlı bir şekilde tutun dedi. Ondan sonra sıkı koyun dedi. Ve doğranmayacaktı. Bakın.